Değişiz ya. İyi akşamlar. Gerçekten özlemişiz ya. Vallahi Ramazan'dan nasılsınız? İyidir, sağ olun. Sizden ne haber? Nasılsınız? İyi, çok şükür. Yaramazlık yok, dinleniyoruz. Siz ne yapıyorsunuz? Hayır, biz gördüğünüz gibi aynı beklemelerde var. Tamam, kolay gelsin. Burak Bey'le yemek yediniz. Evet, Burak Bey'e de sorduk. Dedik ki, Kenan Bey de, Sinem Hanım da, Hatice Hanım da çalışmıyor şu an. Acaba bir yapımcı olarak birlikte bir iş projesi mi konuşuldu? Ha yok, henüz değil. Dosyemeydi. Hı hı. Dinlenmeye devam ediyorsunuz. Aynen. Var mı okuduğunuz proje, değerlendirmeyi düşünüyorsunuz? Var. Bakacağız. Vakti gelince eğer ciddileşirse de açıklarız arkadaşlar. Efendim bir dönem dizisine tekrar oynar mısınız? Senaryosuna bağlı. Kim oynamak istersiniz diyelim? Ha orası belli değil. Yine senaryo var. Yine sezonda sizi ekranlarda görebileceğiz. Kısmet arkadaşlar. Kısmet. Kendinize iyi bakın. Kolay gelsin arkadaşlar. Peki, iyi düşünüyorum. Teklifler oradan da vardır. İyi düşünüyorum. Evet. Sinem Hanım peki sizin için Çukur'a yeni sezonunda olacağını söylentileri var. Yok arkadaşlar, benim henüz anlaştığım bir yer yok. Görüşme var mı peki? Yok, şu an için anlaştığım bir yer yok. Zaten bir şey olursa haberiniz olur. Saçlar galiba yeni değişti. Biraz daha açıldı tabii. Değişiklik mi yapmak istedim? Yok, zaten böyleydi aslında ama. Biraz renk açılmış. Biraz açılmış gibi gelmiş olabilir size. Bayağı canınız sıkılmış. Şu anda özlemişim. Sana yanımın flaşından da açılmış. Hani son kez, geçtiğimiz günlerde Sinem Hanım'la ilgili bir haber çıktı, hamilelikle ilgili. Doğru mu mudur, böyle bir şey var mı? Her fırsatta baba olmayı istediğiniz için. Teşekkür ederim. Göbek çıktı, göbek görüldü diye bir haberler çıktı. Yani onu öğrenseydik. Sinem hamile olunca anlarsınız zaten. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Kendinize iyi bakın. Kolay gelsin.